Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler, en iyi isim ve markaları sizlerle tanıştırmaya, buluşturmaya devam ediyoruz. Kameralarımızı Balıkesir Bigadiç'e çevirdik. Burada Zehra Atik hanımefendiyle tanıştık. Efendim, moda kumaş olarak ne gibi hizmetler veriyorlar? Hanımefendinin sunmuş olduğu hizmeti, gelecekle ilgili plan projesi, kimlere hitap ediyor? Aklımıza gelebilecek olan tüm soruları soracağız, cevabını uzmandan almış olacağız. Gelin bir merhabayla sohbetimize başlayalım. Kısaca bir tanıyalım, Zehra Atik kimdir? Zehra Atik, 3 çocuk annesi. Senelerce fabrikada çalışan birisi. Hep hayalimde bir yer açmak vardı. Ama ne açacağımı onu bilmiyordum. Ben çalışıyordum ama. Sonra işte Savcan Tekstil benim hayatıma girdi Bursa'da. Gördükçe, bunların nasıl yapıldığını gördükçe, kumaşa da çok ilgim var, çok severim. Çünkü yöremiz gereği biz şalvar kullanan insanlarız. Hep hoşuma gidiyordu. Annemlere çekip gösteriyordum falan. Sonra ben bunu yaparım dedim. Yani Hep bir anda oldu, ama biliyor hep musun? zaten şey değil mi? Hizmet sektöründe olmak istiyordunuz. Evet, istiyordum senelerdir. Eşime hep bunu söylemişimdir. Ne yapabiliriz ki? Hani durumumuz, şeyimiz şöyle böyle yani gelir gibi. Hep bu şeyler vardı bizde. Dedim olacak. Hatta babam bana dedi, kızım yani şey yapma, boğulacaksan Büyük Deniz'de boğulayım dedim. Peki Zehra Hanım burada neler yapmaktadır? Burada neler yapıyorum? Her kesime o hitap etmeye çalışıyorum. Her yaş, işte her giyim tarzına göre. Gençlerimize daha çok hani elbise üstüne tunik türü, mesela annelerimize. Hani Yaş sınırı yok. yok anladığımız Yok. kadarıyla. Beden sınırı da yok değil Yok mi? yok. Bizde kumaş. Kumaş olarak var. Bana diyor kişi 2 metre alacağım, 1 metre alacağım, 5 metre alacağım. Hani ona göre ben veriyorum. Diyorum ki hani şu metreden elbise olur. Bu metreden şalvar olur, tunik olur. Elimden geldiği kadar. Mesela kumaşların isimlerini bildiğim kadar onları anlatmaya çalışıyorum, kalitesine. Peki burada sunduğunuz kaç çeşit kumaş var? En çok istenen talep gören? Bizde en çok istenen, en çok kullanılan viskon. Ama viskon 2 çeşidi var. Hani yerlisi var, ithali var. Yerli viskon bir tık daha uygun fiyata gidiyor. Neden? Daha ne bileyim hani kumaşın Daha rahat kullanıyorlar değil mi? Daha çok rahatlığı tercih ettiği. uygun kumaşın şeysi, kalitesi mesela. İthal viskon daha kaliteli aslında ve ben Ama o zaman bütçe meselesi diyebiliriz değil bütçe mi? meselesi aynen. Mesela düğün yapacaksınız diyelim. Bizim burada adettir. 50'den aşağı kimse düğünde şalvar alır yani kumaş alır ki akrabasına, eşine, dostuna hediye eder. Başörtüsüyle birlikte ya yani gömleğiyle. Bizim biraz buralarda düğünlerimiz ağır geçer. Şu anda hem bayram sezonu hem düğün sezonu açılıyor. Ve ben şimdi artık hani bundan sonra gece 12'lere kadar dükkanımı açarım. Malım yetişmez. Biliyorum hani olacak çünkü benim burası küçük bir yer ve sınırlı sayıda kumaşım var. İnşallah daha büyütürüm. Hani diğer şeyde mağazalara bakınca yeni açtım. Ama kaliteli getirmek istiyorum. Mesela demeyin. Bana demeyin ki ben Zehra'dan şu kumaşı aldım. Çekti. Ya da soldu. Bu şekil kumaşla dükkanıma sokmak istemediğim için kaliteli kumaş getirmek istiyorum ama uygun getirmek istiyorum. O yüzden de birebir yerine gidip yerinden almak istiyorum. Hani mesela diyelim öbür pahalıyı veriyor ya da o beni ben kendim Zehra olarak yapmak istiyorum. Herkese de yardımcı olmak Ne istiyorum. güzel. Kumaşları nereden tedarik ediyoruz? Bursa'dan. Farklı farklı yerlerden alıyorum. Çalıştım. Firmanın da etkisi büyük. Oradan da aldığım kumaşlarım var. Farklı yerlerden aldığım kumaşlarım da var. Hani ne diyeyim, şahsen internet üzerinden bile ulaştığım kişiler oldu. Bir sürü kişiyle tanıştım bu vesilede. Çevre edindiniz Edindim aslında. az çok. Peki şimdi baktığımızda kumaş çeşidi çok şimdi kumaşların üzerinde bulunan desenler de çok değil Evet, mi efendim? evet. Genelde hangi desenler oluyor, hangi desenler isteniyor? Bir de renk skalası da çok fazladır. En çok hangi tonlar gidiyor? Nasıl gidiyor? En çok burada çıtır desen gidiyor. Mesela diyelim hani nasıl diyeyim? Daha çok siyah üstüne. Ya ama artık şimdi insanlar açılmaya başladı. Hani daha canlı Daha renkler canlı değil mi? istiyorlar. Evet. Mesela mavi türü, şey türü mesela hiç sen diyorsun ki bu kumaşı kimse almaz. Niye alıyorum ki bunu diyorsun? En çok o tutuluyor. Ama zevk meselesi Zevk aslında. meselesi. Bir de bizim burada şöyle bir şey var.
köylerimizde olan bir şey. Sen bunu aldın. Beğeniyor ya, herkes onu alıyor. Artık hani bütün Bigadis çevresi onu alıyor. Tamam, işte biri modayı başlatıyor. Bir tutturdun mu bizim güzel. Burada gidiyor. Ne güzel efendim. Bigadis'e de aynen. Herkese selam olsun. Aynen buna. Hepsine. Peki sizi bu alanda destekleyenler, her zaman yanınızda olanlar vardır. Kimlere evet. teşekkür etmek istersiniz? Kimlere teşekkür ederim? İlk başta aileme teşekkür etmek isterim. Çocuklarıma, eşime. Yani ilk başta onlara teşekkür etmek isterim. Akrabalarıma, herkes bana destek oldu. Sen yaparsın. Kimse bana yapamazsın demedi. Başardım, yaparım. Daha da iyisini yapmak istiyorum hatta. Tebrik ederim. İnşallah. Tam olarak yeriniz neresidir? Nereye gelip sizden hizmet alınabilir? Tam olarak yerimiz Bigadis'in merkez Hitay Caddesi. Meydan Kahvesi karşısı. Peki, Moda Kumaş. Peki online olarak satışlar var mıdır? Var. Efendim? Var. İnternet üzerinden de çok yapıyorum, satış yapıyorum. Verdiğiniz bilgilerden dolayı, keyifli sohbetinizden dolayı çok memnun olduk. Ben de teşekkür ederiz efendim. Ben de çok teşekkür ederim.